her yıl Aralık ayında olduğu gibi işte yine asgari ücret tartışmaları başladı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Asgari ücret şu kadar olsun, olmadı bu kadar olsun. %25 olsun ya da %30 olsun. Yahu bugün içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda bu insanlar yine açlık sınırının altında yaşayacaksa, evine ekmek götüremeyecekse, geçinemeyecekse, asgari ücrete %30 zam gelse ne olur, gelmese ne olur? Dışa bağımlı olduğumuz enerji ürünlerine, yani elektriğe, doğalgaza, petrole sürekli zam geldi. Temel tüketim maddelerine gelen zamlara, insanların yetişemediği koşullarda asgari ücrete %30 zam gelse ne olur, gelmese ne olur? Dostlarım, gelin kabaca bir hesap yapalım. Asgari ücrete %30 zam gelse ne kadar eder? Bakın ben söyleyeyim. Bizim hesaptan gidelim. Asgari ücretin saatlik ücreti 15.90. Buna göre %30 zam gelse 20.67 olur. Yani 4 lira 70 kuruş zam demektir. Peki bu aylık ne kadar olur? 225 saatle çarparsanız brüt 1073 lira eder. Bunun neti de yaklaşık 850 lira eder. Ayrıca bu artış yıllıktır. Bunu unutmayın. Asgari ücretler yıllık belirlenir. Yani bu hesabı Türk Metal'in ortalama saatlik ücreti olan 22 lirayı baz alarak yaparsak bizim ortalamamıza göre %9.1 zam demektir. Hepsi budur, bu kadardır. Bizim üzerinde konuşamayacağımız kadar küçük bir artıştır. Ve ne yazık ki asgari ücret için atılacak imzaların mürekkebi kurumadan alınan zamların büyük bir kısmı da eriyip gidecektir. Değerli arkadaşlarım, kimse yanlış anlamasın. Elbette ki asgari ücretli kardeşlerimiz insan onuruna yakışır bir ücrete kavuşmalıdır. Günün koşullarında uygun bir ücret almalıdır. Açlık sınırının altında yaşamaktan kurtulmalıdır. Ancak asgari ücretin ne kadar arttığı kadar önemli olan başka bir şey daha var. Asıl önemli olan ülkede asgari ücret alanların sayısının azalmasıdır. Düşünebiliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Ülkemizde asgari ücret alanların toplam çalışan işçilere oranı en az %54 düzeyindedir. Buna asgari ücretin biraz üzerindeki ücretleri de eklerseniz bu oran %70'lere çıkar. Oysa Avrupa Birliği ülkelerde bu oran %7'lerde %10 arasındadır. Yani o ülkelerde çalışanların %90'ı asgari ücretin üzerinde ücret alıyor. İnsan gibi yaşıyor. Gelin görün ki bizim ülkemizde asgari ücret ortalama ücret olmuş. Sendikasız yerlerde genel ücret haline gelmiş. Siz hala az mı, çok mu, öyle mi, böyle mi, bunları mı konuşuyorsunuz? Düşünebiliyor musunuz? Dostlarım, İzmir'de, Manisa'da bir yerde örgütleniyoruz. Bu örgütlendiğimiz iş yerinde 7 yıldır bir çalışan arkadaşımız 7 yıldır asgari ücret alıyor. Cebine bir kuruş fazla girmemiş. Yazıklar olsun size, yazıklar olsun bana.